Gel. Gel yavrum, şöyle geçin bakalım. Gel. Geçin kızım. Maşallah. Sağ olasın. Sağ olasın. Gezene kısın. Gezene kısın. Sağ olasın. Sağ olasın. Gurur olacak şey. Zamiyane daşadığım bir şey yani. Ki amcaya söylemek istediğiniz bir şey varsa, onunla ne kadar gurur duyduğunuzu, onun evladı sayesinde şu anda... İnşallah bunlar da hep gibi cesur bir nesil olarak yetişir. Temennimiz o. Özel harekette çalışıyordu. 13 senedir Diyarbakır'daydı. Ondan sonra 10 senede, 11 senede Ankara Gölbaşı'ndaydı. Eğitim polisiydi. Bak üstümüzde helikopter dolaşıyorum. Biz içeride bekleyelim. Biraz sonra sakinleşti mi geri gideriz. Yok diyor, hemen acele edin ki meclise yetişesiniz. Bunlar dışarı çıkıp toplanıyorlar, ekibi topluyor, ondan sonra yok orada bombayı atıyorlar. Çocuklar, ülkemizi koruyan askerimiz ve polisimiz olmasa, ya. İşte Eyüp dedenin şimdi anlattığı bu hainler bizim yaşamamıza fırsat vermezler, biliyor musunuz? Ya. O yüzden askerimiz, polisimiz her zaman bizim için çok önemli, çok değerli. Evimizde rahat yaşayabiliyorsak, sokakta rahat yürüyebiliyorsak, tabii. Evimizde gece rahat rahat uyuyabiliyorsak hep o askerimizin, polisimizin sayesinde. Seni rahatsız etmeyen biz gidelim, şehidimizi ziyaret edeceğiz. Tabii tabii. Yani ama bil yani orada temizliğimizi yapacağız orada, dualarımızı edeceğiz. O Kur'an'da ikramı. Müdürünüze verin. Üçüncü sınıfa geçenler var, dörde geçenler var. Abi oğlum beşe geçti. Ben dördeyim. İstiyoruz ki böyle şeyleri bilerek büyüsünler. Şimdiki çocuklar... Kalbimiz çırpınır yurdu andıkça. Gözlerde zaferin nuru yandıkça. Üstüne bu bayrak dalgalanınca. Gönlümüz rahattır toprak altında. 8 senedir oğlum Eyüp'im şehit olmuş. Fakat çocukları görünce şehidi neredeyse unuttuk yani. Çocukları seviyorum. Sağ olsunlar, geldiler bizi ziyaret ettiler. Onlar da birer Eyüp olur ileride inşallah. Birer Eyüp gibi cesaretli böyle bir genç olarak yetişirler. Vallahi hiç unutulmuyor yani Eyüp ailede seçilmiş biriydi yani ne kadar şey yapsak da unutulmuyor yani. 4 senedir de annesi öldü işte ne bileyim yani annesi çok merak ediyordu. Eyüp cesur adamdı ya. Ailede seçilmişti. Eyüp'ün aklına ölüm gelmezdi. Gaffar Okan'ın yanındaydı, o da yani 10 dakikalığına kurtuldu yani. Saat 6'da çıksalardı, o da içindeydi zaten, o 6 kişinin içerisindeydi. Fakat evin saat 6'da İzmir'de vermişti onu. Misafirleri geliyor, diyor ki ben 6'da sizi terminalde alırım. Eyüp çıkıyor, işte ondan sonra tarıyorlar. Fakat yanında bir çok arkadaş öldü falan, aklına gelmezdi öyle ama hiç aklına gelmezdi. Öyle cesurdu yani, öyle çok şey bir insandı. Fakat son zamanda ya o gelmek varsa en iyisi şehit olmak diyormuş, arkadaşları böyle anlatıyor. İşte demek ki kalbine doğmuş saadeti orada tamam olmuş. Ankara'da hainler işte, ne bileyim, Allah onları ıslah etsin, Allah onların cezasını versin. Zaten cezasını aldılar da, Cenab-ı Allah onları ıslah etsin diye ki, başka ne diyelim? Benim adım Ahmet Tarık, 10 yaşındayım, 5. sınıf öğrencisiyim. Ankara'm kursu merkeziyle Tevfik dede, şehit babasının yanına geçtik. Şehitimiz, biz ölümden hiç korkmuyormuş. Burada olmaktan gurur verici. Tevfik dedeye biz çiçek ve bayrak getirdik. O da bize sağ olsun hurma ve çikolata verdi. Burada olmaktan hem mutluyum hem de gururluyum. Allah sizi bağışlasın. Allah
Gel oğlum. İyi günler de yaşasın sizi. Sağ olasın. Sağ olasın. İhtiyacımız bu işte. Gelip ziyaret ettiniz mi? Ondan seve, iyisi olmaz. Seve seve. Her zaman. Her zaman inşallah. Oldu o zaman. Tamam efendim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Allah'a emanetiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Aferin kızım. Zeynep gel. Altay gelsene mi? Şuradaki taşı alsana. Kanka. Kanka bir de. Gerek PKK gerekse Hizbullah terör örgütlerinden toplam 1424 kişi gözaltına aldı. 1237 kişi adliyeye sevk edildi. Bunlardan 674 tanesi adli makamlarca tutuklandı. Arkadaşımız şehit oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra görüşürüz. Şeyden arkadaşına gidiyor.